Daha önce hiç tanışamadığım ama resimlerini çok gördüğüm bir Eskişehirli ressamı Numan Arslan Hoca'yı ders verdiği üniversitede ziyaret ettim. Sizi görmek ne güzel. Abi, ben hocam, hep sizin resimlerinizi görüyorum. Hep bir tane ağaç görüyorum. Sizin Eskişehir'de olduğunuzu bilmiyordum. O kadar mutlu oldum ki sizi tanıdığıma, Eskişehir'de olduğunuza. Koşarak geldim yanınıza ve ağaçlarınızı keyifle seyredim. Hocam, niye hep ağaç var? Valla ben Eskişehir'e geldiğim yıllarda Ankara Eskişehir arasında gidiş gelişte Sivrihisar yolu üzerinde, siz de görmüşsünüzdür, uzaklarda tek ağaç görüyor idim. Gerçekten de ağaç artık ağaç olmaktan çıktı. Bir ifade, bir anlam yüklendi. Bu benim yalnızlığım ağaçlarda birlikte ifade buluyor. Yalnız mısınız hocam? Yok, değilim ama herhalde yalnızım. Eşim var, çok mutluyum, çocuğum var. Ama hep itildik, katıldık. Bugünlere gelinceye de çok çileler çektik. Elimden tutan pek fazla insan olmadı. Büyük bir çabayla ben buralarda isem kendimi çalışarak, kazıyarak, tırnağımla buralara kadar gelebildim. O kadar önemli bir sanatçısınız ki. Aa, çok teşekkür bakıldığı ederim. Zaman hep ben tabii ki bu konuda uzman değilim ama görüyorum ki aynı yalnız ağaç her yerde ama hepsi başka. Birinde gölge var, birinde başka türlü gölge bir var, renk birinin var, biçim rengi var. Başka, biçim başka. Ve bu çok özellikli bir şey aslında. Siz tabii ki hocasınız ama yine de çok başka türlü bir ressamsınız. Çok duygularınızı çok hoş yansıtıyorsunuz hocam. O ifadeyi verdiğimi sanıyorum. Bütün izleyicilerden aynı sizin söylediğiniz şeyleri alıyorum. Duyumları alıyorum. Benim diğer işte kuşlar da var. Onlar da tek uçarlar gökyüzünde. Ağaçlarım var. Ne bileyim, hep yalnızlığı, özgürlüğü, ıssızlığı ifade etmeye çalışıyorum. Hocam çok memnun oldum sizi tanıdığım için. Ben de çok memnun oldum. Ellerinize sağlık. Bu kadar çok üretmeye lütfen devam edin. İnşallah. Sağlığım el verdiğince.